Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Beylikdüzü'nde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere çok renkli bir yerden sesleniyoruz efendim. Beylikdüzü bölgesinde bir pet oteli bizleri konuk etti. Yanımızda da işletmemizin kurucusu olan Ayşe Öven bulunuyor. Ayşe Hanım, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Buraya geldik, cıvıl cıvıl bir yer. Çok daha iyi olduk. Öncelikle burayı nasıl açmaya karar verdiniz? Ne kadar süredir var burası? Zaten uzun zamandır aklımda olan bir yerdi. Emekli olmayı bekledim. Çünkü emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmem gerektiğini düşündüm. Hayvan severlik zaten çocukluğumdan beri var. Kaç yıl oldu kurulalı? 1,5 sene oldu. 1,5 yıldır buradayız bizler. Şimdi pet oteli nedir? Öncelikle burada sizler neler yapıyorsunuz? Birazcık bunları dinleyelim. Biraz daha detayı ineceğiz daha sonrasında. Tabii ki de. Bizim kedi köpek otelimiz bakanlık onaylı, ruhsatlı. Sorumlu veteriner hekimimiz var. Zaman zaman eğitim verebiliyoruz. Profesyonel çalışan eğitmenlerimiz var. Tuvalet eğitimi için gelen köpeklerimiz oluyor. Veya rehabilitasyon için gelenler oluyor. İşte sosyalizasyon dersleri alması gerekiyor. Bunların hepsi tabii ayrı ayrı ders programları ve çalışma programları oluyor. Bunun dışında tabii insanlar tatile giderken köpeklerini de tatile götüremedikleri için bir yere bırakmak zorunda kalıyorlar. Biz de onlara bakabiliyoruz, onlar tatile gittiklerinde. Tatile gittiğimizde bir iş seyahati olur ya da diğer amaçlarla gidilen tatiller olur ya da bir terfi aldık, yurt dışına gittik. Az önce sizlerle bunu konuşmuştuk. Evet, evet. Bu süreçte kedimizi, köpeğimizi kime emanet edeceğiz? İşte burası bizim aslında İstanbul Beylikdüzü'ndeki kedilerimiz ve köpeklerimiz için bir ev diyoruz. Peki şimdi şöyle bir algı oluşmasın karşı tarafta. Pet otel deyince, yani kedi köpek otel deyince aklımıza direkt bir kafese ya da bir odaya kapatılan kediler, köpekler geliyor bazen gözümüzün önüne. Burada böyle bir sistem var mı? Gün içerisinde serbest mi dolaşıyorlar? Mümkün mertebe kapatmamaya çalışıyoruz. Bu köpeğin cinsine ve köpeğin karakterine bağlı, sahibiyle karşılıklı anlaştığımız bir sistem oluyor bize geldiklerinde. Mesela köpeklerimiz eğer uysalsa, kısırsa, bütün her konuda işte o köpeğe güvenebiliyorsak, genelde küçük hırk köpeklerden bahsediyorum, onları serbest bırakabiliyoruz, serbest dolaşabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Ayşe Hanım'a söylediklerine tamamen katılıyorum. Onlar bizim evimizin birer parçası. Gördüğünüz gibi gayet masumane bir şekilde günlerini burada geçiriyorlar. Lütfen onları eve hapsetmeyin diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz.